Bazı gülme tasarımı olgularında diş eti çizgisinin simetrisi oldukça önemli. Hastamızda bir popüler çizgide asimetri olması nedeniyle göz dış kenarlarına yere paralel iki nokta konuldu ve diş eti çizgisinin simetrisi ölçüldü. Bazı dişler için diş eti seviyesi düzenlemesi planlandı. Hemen ardından hastanın ağız içi dijital taraması gerçekleştirildi. Elde edilen veri tasarım programına taşındı ve planlanan yeni diş eti çizgisine uyumlu bir dijital mockup tasarlandı. Bu tasarımın hem diş eti hem de insizal düzlem açısından final duruma uyumlu olmasına dikkat edildi. Sonrasında diş eti operasyonunda kullanılacak olan rehber mokaba birebir uyacak şekilde dizayn edildi ve üretime geçildi. Günümüzde artık tamamen klinik içerisinde diğer bir deyişle aynı çatı altında bu tip rehberlerin üretimini gerçekleştirebiliriz. Ağız içi tarayıcıdan aldığımız tasarım datasını klinik 3 boyutlu printerımıza gönderip anında rehberimizi yazdırabiliriz. Polimerizasyon sonrasında da belki aynı seansta hastayı uygulayarak diş eti operasyonunu tamamlayabiliriz. Bu rehberlerin en büyük avantajı hazırlanan mokaba yani final gülme tasarımımıza tamamen uyumlu bir cerrahi işlem gerçekleştirmemize olanak sağlamaları, hataları en azı indirgemeleri, hastamızın başlangıç görüntüsü ve operasyon sonrası 4. hafta görünümü.